TV100'de az önce konuştuğum programında Candaş Tolga Işık'ın bu haftaki konuğu Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ oldu. Başbuğ, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. Atatürk'e dair çok söyleyecek sözü olan insanlar gibi yine çok kıymetli bir isim. Atatürk konuşacağımız, Atatürk üstüne yazı yazan bir ismi konuk edeceğiz. Genelkurmay Eski Başkanımızı Sayın İlker Başbuğ konuk edeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Candaş. Nasılsınız? Sağ ol. Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, TV100'e konuştu. 1930'lu yıllara gel. Ya peki Mustafa Kemal Atatürk'ü üniformalı çok görüyor musunuz? Ki o Maraşal üniforması herhalde en iyi ona yakışıyordu. TV yüzde Candaş Tolga Işığın sunduğu az önce konuştuğum programına konuk olan Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. O militarist değil, hümanistti dedi. Ya Mustafa Kemal hiçbir zaman militarist olmamış. Ama savaşta hem kendisi hem askerleriyle ölümü gözü olarak hiç gözünü kırpmayarak savaşan muhteşem bir asker. Peki Mustafa Kemal ne o halde? Hümanist. Hümanist, insanı odağa alan hümanist bir insan. Efendim kaçırdıysanız izlemenizi tavsiye ederiz. Gerçekten Ulu Önder çok güzel anlatmış. Şimdi Ordu'dan bir haberle devam edeceğiz. Bir kepçe operatörü içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurdu. Takla atmasına neden oldu. İş makinesiyle kendini kovalayan operatörden kurtulmaya çalışan otomobil sürücüsü ise korku dolanlar yaşadı. Yoldan çıktı, çarptı. Yetmedi, üstüne bir de takla attırdı. Burası Ordu'nun Ünye ilçesi. Asarkaya kent ormanı yolunda sürücüsünün Onur D olduğu bir otomobili kepçe operatörü kovalamaya başladı. Onur D kendini kovalayan kepçeyi fark edince aracını geri manevra yaparak kaçmaya başladı. Bir iş yerinin önüne sığındı. Tam o esnada kepçe operatörü aracının kepçesiyle Onur D'nin otomobiline çarptı. Ardından takla attırdı. Kepçeyle içinde sürücüsü varken takla attırılan otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü ise olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan şaşkınlık veren olay iş yerinin kamerasına yansıdı.